Bilge bir adam uzun zaman önce şöyle yazmış. İngilizler asla boyun eğmez. Geri püskürtülüp karışıklığa itilseler de savaşa her zaman geri dönerler. Nefes aldıkları sürece intikam için yanıp tutuşurlar. Benim felsefem de buydu. Hep cebimde taşırdım. Çünkü bazen kendinizi öyle olayların içinde buluyorsunuz ki kontroldan çıkar, doğrudan özel karanlık anınıza girerler. Ama bunu sonraya bırakalım. Şimdi biz hikayenin başladığı yere, dünyanın en büyük şehrine, Londra'ya dönelim. Bazıları Mickey Mellon'ın katil olduğunu söylüyor. Bu doğru olabilir. Ama şartlara göre düşünmek gerekiyor. Ben asla hak etmeyen birini öldürmedim. Ya da önce kendime yapmayacağım bir şey yapmadım. Hepimiz kuralları biliyorduk. Bizim dünyamız böyleydi. Bazıları uyuşturucu taciri olduğumu söyler. Doğru olabilir ama bunu şartlarla birlikte düşünmek gerekir. Geçmişte kaçakçı derlerdi. Sadece bir hizmet veriyordu. Politikacılarla polisin bunu neden anlamadığını hiç aklıma almıyor. Bu işe ne diyorsun? Yalancısın. Büyük babamızın başlattığı aile işi bize miras kalmıştı. Onun hayal edemeyeceği kadar para kazanıyorduk. Artık imtiyaz tanıyorduk. İnsanlar Manuk ve Kolşov ismini kullanmak için para ödüyordu. O kadar çok nüfuzumuz vardı. Sorun şu ki bugünlerde bazılarının kurallara hiç saygısı yok. Bu Arnavutlar bizden 50 bin poundluk mal aldı ama parasını vermek istemediler. Çok fazla değil aslında ama mesele para değildi. Buralarda insanlar zayıflığın kokusunu alır ve sizi ezip geçerler. Dedim ya. Gidin kendinizi becerin. Paranızın da sizin de canınız cehenneme. Hey. Hey, sakin ol. Sadece bize borçlu olduğun parayı öde. Tüm bunlar 50 bin pound için mi? Sizin gibiler için bahşiş sayılır. Tekrar söylüyorum. Defol. Hani bir deyim vardır bilir misin? Anlamı da kralın izni altında zina demektir. Ne? Lüks kelimesi de öyledir. Bir imparatorluk olduğumuz zamanlarda zenginler gemi yolculuğuna çıkardı. En iyi manzarayı almak için kameraları değişirlerdi. İskele tarafındaki kameralarla açılır, sancak tarafındakilerle geri dönerlerdi. Bavullarına da bir damga vurulurdu. Gidiş iskele, dönüş sancak diye. Kelimenin kökeni işte budur. Şimdi niye deli Mickey dediklerini anladım. Anlayamadım. İngilizler en iyi hayatı yaşıyor. İmparatorluğunuzu kuran insanlara ne oldu söylesene. Ona bakıyorsun. İsim yapmak, saygı görmek zordu. Onları korumak daha da zordu. O yüzden zaman zaman hatırlatmak gerekiyordu. Ne? Ne mi? Neyin var senin? Hayatımız boyunca hapse girmeyelim diye uğraştım. Sen hala girmek için kaşınıyorsun. Bunu yapmak zorundaydık. Bunu biliyoruz. Bunu biliyoruz. Tabii ki biliyordu. O yüzden tereddüt etmeden silahını çekti. Asla tereddüt etmezdi. Ama ilk kez sorguluyordu. O noktada ikimiz de bittiğini biliyorduk. O gece Ray için son işti. Hayatta yükselmek, yasal işler yapmak istiyordu. Son bir teslimat yapmayı, sonra çekip gitmeyi planlıyordu. Benden ve bu hayattan uzaklaşacaktı. Birbirimizi aylardır görmemiştik.
Geleceğini planlamakla meşguldü. Benim için değişen bir şey yoktu. Hayat devam ediyordu. Ne diyorsun şimdi? Paranın Cayman hesabına aktarıldığını söylüyorum. Biliyor musun? Bu ülkenin en büyük işini almak üzereyiz. Orada dur kuzen, daha almış değiliz. Bak bana bir iyilik yap. Dikkatli ol. Gidip işin üzerine atlamaya kalkma. Asıl sen dur sevgili kuzenim. Zekama hakaret ediyorsun. İş iştir. Benim kaçmam gerek. Burada işim bitince şehre ineceğim. Yemekte bazı çok iyi insanlarla golf tesisimle ilgili konuşacağız. Sonra görüşürüz. Bak sana ne diyeceğim. Sen şehre inip yemekte çok iyi insanlarla golf tesisin hakkında konuş. Ben de kalıp kaleyi savunayım. Peki. Ne? Saçmalık bu. Ben bırakıyorum. Bu işin planlanması kolay olmamıştı. İstediğimiz kaliteyi ve miktarı alma seçeneklerimiz sınırlıydı. Reyas da Ruslarla iş yapmak istemezdi. Adamlar savaş bölgesinden geliyordu. Hayat ucuzdu, kuralları yoktu. Ama mecburdu. Vladimir Surkov, tehlikeli bir pislik olduğunu söylemek hafif kalır. Dediklerine göre bir keresinde silahın çalışıp çalışmadığını test etmek için birini vurmuş. İş tamam. Bakacak mısın? Gerek yok. Duyduğum şey doğruymuş. Nedir o? Mickey Manick sözünün eridir. O halde anlaştık mı Vladimir? Kesinlikle anlaştık. Evet. Anlaşma tamamdı. Kuzey Denizi'nin ötesinde bir kişi çarkı harekete geçirecekti. Rey dışında canımı bile emanet edeceğim tek adam. Albert Ball. 30 yıldır suç ortağımız. Demin en korkulan gangsterlerinden biri. 10 yıldır çok dikkatli olması gerekiyor. Amsterdam denilen tımarhane Albert'a çok uygundu. Çünkü Albert da tam bir sır deliği. Hadi iş başına. O kadar komik olan ne? Karının karnı şişmiş diye duydum. Bu korkunç bir olay. Karın hamile mi? Evet. Kafa dumanlı Caroline. Bebeğinin bağımlı doğacağını biliyorsun. Dinle. Ona söyledim. Hamileyken içmeyecek, tamam mı? O zaman ona satmayı bırakmalısın. Hadi ama komik değil. Ah, çok önemli bir şeyi şimdi hatırladım. Aa, neyi? Ah, nedir o? Ah, atatlım, aman tanrım. Bak. Ah, büyüleyici. Bu sana kesinlikle çok yakışacak. Niçin bu? Yeni bir hayata çok yakınız. Ayrıca yeni iş ortaklarımız var. Ve en rahatlatıcı yanı da tamamen yasal iş yapmaları. Cidden mi? O zaman bu akşam Mickey ile neden buluştun? Hadi, daha kaç kere söyleyeceğim. Hisselerimiz satın alıyor. Tamam, tamam. Sana inanıyorum. Üzgünüm. Şunu unutmamalısın. Sadece golf sahasında ortak olmayacağız. 5 yıldızlı bir oteli, üzüm bağı, sağlık ve eğlence tesisi Hyde Park'ın de var. 4 katı büyüklükte. Biliyorum, bana 100 kere söyledin. Sadece heyecanlıyım o kadar. Çünkü ikimizi hayal edebiliyorum. O terasta oturmuşuz. La Concha dağlarında güneş batıyor. Muhteşem bir deniz manzarası var. Sen ve ben birlikte güzel bir şişe klasik şarap içiyoruz. Bir sorum olacak dostum. Geçen yılki Docklin işiyle ilgili ne biliyorsun? 4 Arnavut'un işini bitirmişlerdi. 4 Arnavut ve kuzenim olan bir Rus vardı. İnanmıyorum. Çok önemli bir kuzen değildi ama yine de intikamı alınmalı. Anlayabiliyorum. Bir şey duyarsam söylerim. Aslına bakarsan ben bir şeyler duydum. Arnavutların sana 50.000 borcu varmış, öyle mi? Al. Orada dur bakalım. 50.000 için birini öldürür müyüm sence? Ben öldürürdüm. İlk kez bir parça ekmek için adam öldürmüştüm. Sahi mi? O zaman çok açtın herhalde. Açtım dostum, evet açtım. Saçını satmaktan mı korkuyorsun? Lawrence Lowell Walker. Kesinlikle bot işinin en iyi adamı. Hoods, yükselen yıldızım. Sadık, zeki ve kesinlikle korkusuz. Onlara uyuşturucu işinin Barcelona'sı diyorum. Kendini komik mi sanıyorsun? Kuzey Denizi'ndekilerin işi bitik.
Bir şey daha var. Rus arkadaşımızı getirmeniz gerekiyor. Ne? Tanrı aşkına Albert, zaten yerimiz yok. Ne diyebilirim ki? Biraz daha cesur ol. Kuzeninle ilgili araştırma yaparım. İşte bunu hiç beklemiyordum. Tam turnayı gözünden vurduğunu düşünürken dönüp seni ısırmaya kalkıyor. Vladimir yem atıyordu. Aklından ne geçiyordu acaba? Ne biliyordu? Bu köprüyü geldiğim zaman geçerim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Masanız hemen şurada. İyi görünüyorsun şampiyon. Richard, geciktiğimiz için çok üzgünüm. Hiç sorun değil. Merhaba. Dostum, hiç sorun değil. Hepimizin çok etkilendiğini itiraf etmeliyim. Burada yer bulmak imkansızdır. Merhaba, özellikle de cuma günü nasıl yaptığını bilmiyorum. Bu konuda haklısın ama buraya yıllardır gelirim ve doğrusunu istersen burada öyle çok para harcadım ki mekanın hisselerini vermeliyiz. Dostlarımızın takılacak bir yerleri olsun diye almıştım. Nasılsın büyük adam? Herkes dikey ve gelir. Jimmy Mac, hemen dön bence. Steve. B18. Jimmy müteahhitlikten milyonlar kazanmıştı. Ray'le benim para aklamamız için idealdi. Son 20 yılda kaç inşaatın uyuşturucuyla yapıldığını söylesem inanmazsınız. Her zamankinden ver lütfen. Merhaba tatlı, nasılsın? İyiyim. Dostlar, ne içersiniz? Kardeşim Eddie, tribün efsanesi. 50 yaşında ve hala futbol dövüşleri düzenliyor. Adamlarımıza onun şirketi sağlıyor. Futbol tribünü daima yeni askerler almak için ideal bir yer olmuştur. Kapalı devre kamera sistemiydi. Jimmy, beni sıkıyorsun, sıkıyorsun. Evet. Oh, savaşçı geldi. Evet. Ama bırak. Merhaba. Artık savaşçı sayılmaz değil mi? Hayır, boş versene. Gurur duymalısın, ben duyuyorum. Kahramana bir şampanya aç. Burada kredi almak kolaymış. Jimmy'nin üvey kardeşi William, kraliyet donanmasından bir çizik bile almadan iki kez Afganistan seferi yaptı. Geri dönünce bir subayı tartakladı. Askeri hapishanede bir yıl kaldı. İngiliz ordusu söz konusuysa aslanları eşekler yönetir. Hangi şeyde geçmişten beri hiç durgunluk olmaz? Eğlence sektörünün bazı kolları ve bizim olayımız. Ona yolculuktan bahsettin mi? Hayır. Ne anlamı var? Zaten gelmeyecek. Ne yolculuğu? İngiltere Berlin'deki olimpiyat stadında Almanya ile oynayacak. Daha da iyisi maç 23 Nisan'da. Yani milli bayram var. 23 Nisan mı? Aziz George günü budala. 23'ünün Aziz George günü olduğunu biliyorum. Jimmy kardeşime söyle, bildiği falan yoktu. Bay Kolişov, şuradaki masadan gönderdiler. Onlar şeyde oynamıyor mu? Evet, evet, oradalar. Bak, futbol için, dövüşler için bilete ihtiyacınız olursa sadece haber verin. Tanımadığın kimse var mı Ray? Her zaman birileri çıkar. Bağını sormayacağım Raymond. Seninle iş yapacağız. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Aramıza hoş geldin ortak. Teşekkür ederim. Şeyi ne zaman havale edebilirsin sence, parayı? Şu anda Londra'daki bütün hisselerimi satmakla uğraşıyorum. Ay sonu senin için nasıl? Çok iyi. Dinle dostum. Çok yükümüz var ve hava durumu da kötüleşiyor. O teknede 50 milyon değerinde Kolombiya'nın en iyi mallarından var. Malı boşaltıp yeni bir güvenli ev bulmanın ne kadar süreceğinin farkında mısın sen? Sen bana hava durumundan bahsediyorsun. Bu işe var mısın? Tabii ki. Boş versene. Yapalım işte. Lol, hadi dostum. Daha kötü havalarda da çıktık. Bin şu lanet olası tekneye de gidelim. Hey. Ну что, мы идём, что ли? У вас нет сердца. Сердце лавов, мой друг. Сердце лавов. Tamam. Bir takımın var mı yoksa ben kendim mi yapayım? Her neyse. Yapalım hadi. Balı karşıya geçirmenin en iyi yolu şişme bottu. İstediğin yere indirebilirdin. M-
Babana sakın söyleme, yoksa beni bayıltır. Neyim ben? İspiyoncu falan mı? İyi misin dostum? Bize bir dakika izin ver. Proctor, kaypak pisliğin teki. Proctor'a güvenemezdim ama ona sonra geleceğiz. Duydum ki senin şu vergi kaçırma davan bayağı kötü görünüyormuş. Avukatım halledecek. Öyle mi dersin? İstersen yardım edebilirim. Bir şeyler verirsen. Al. Hayır, kalsın. Benimle derdin ne senin? 1982. Dövüşün olacağı öyle de gidip yanmıştı. Dövüşü kaybetmiştin. 30 yıl öncesinden bahsediyorsun. O gece 5 papel kaybettim. 5000. Hadi oradan. Dinle Miki. Biraz konuşmamız lazım dostum. Başım biraz belada olabilir. Bir durum var. Herkes emlak fiyatlarının yükseldiğinden bahsediyor. Ama bana yaramıyor. Piyasada 5 yıl önce kaç ipotekli mülk vardı biliyor musun? 3600 küsür. Şu anda 463'müş. Dün duydum. Mülk sahibiysen sorun değil. İki taraftan da işine geliyor ama elinden çıkarmışsan kötü. Bir vergi sahtekarlığı davam vardı ve başım büyük belada. Ona sözünü kesin. Aynı şeyleri tekrarlıyorsun. Çok sıkıcısın. Öyle ki 5 dakika önce dinlemeyi bıraktım. Dinle dostum. Senin için kolay ama bir iş var. Bu akşam olacak. Ne kadar? 5 milyon mu? 50 milyon mu? Şaka mı? İnanamıyorum. 50 milyon mu? Sesini yükseltme. Son ne zaman böcek araması geçen yaptın? Hafta. Ama niye bana söylemedin? Senin için endişeleniyorum. Üzerine gelirlerse taraf değiştirebilirsin. Nasıl öyle söylersin? Öyle konuşma. Tost makinesindeki peynir gibi eridin. Bu komik de değil dostum. Zordaysan Bentley'i satsana. O balıkları almak için de 60 bin ver. Bentley'i satmam bile. Lanet olası balıkları seviyorum. Bu kız da kim? Peckham prensesim. Benim için fazla mı genç? Kesinlikle. Benimle param için mi birlikteydi? Belki. Kalkıp da bana umurunda olan biriymişim gibi öyle söylemeyin. Bu hayatı seviyor. Merhaba. Ve o da bir parçasıydı. Tanrım, sinirden delirdim. Kabus gibi bir gün geçirdim. Taksi şoförü lanet olası bileketi bulamadı. Geciktiğim için üzgünüm bebeğim. Ayakkabılarını çıkar da rahatla. Botçuların hep zırdeli olduğunu düşünmüşümdür. Zifiri karanlıkta saatte 100 kilometre hızla Kuzey Denizi'ni geçmek hiç akıl kârı değil. Ah, bir de şunu söyleyeyim. Marbella'da iş başladığında birçok kişiye kıyak yaptırabilirim. Seni ortak olarak istememizin bir nedeni de buydu. Senin tiplerden çok var. Anlamadım. Benim tiplerden mi? Yapma. Raymond, artık arkadaşlar arasındasın. Aslında sana sormak istediğim bir şey vardı. Paskalya öncesi cuma ne kadar gerçekçi. Hayır. Hiç Grace'le tanıştın mı? Bebeğim, seninle yatmayı çok istiyorum. Ne kadar? Tam şu andaki kadar. Geri dönmemiz gerek. Geri dönelim. Kapa çeneni. Nereye gittiğini bile görmüyorsun. Çekil şuradan. Canın cehenneme. Geri dön. Çekil şuradan sersem. Hepimizi öldürteceksin. Ne oluyor geri burada? Dön. Bu herifin sorun çıkaracağını söylemiştim ben. Ne yapıyorsun sen? Teşekkür ederim. Alman usulü olsun. Ne kadar acaba bu? Hayır. Parti senden, ikram benden. O halde içelim derim. Eldorado'ya. Çok yakında tüm İspanya'nın en büyük ve en iyi golf ve tatil merkezi olacak. Eldorado'ya. En iyi haber de şu. Ray, ilk kaptanı sen olacaksın. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Tadını çıkar dostum. Tamamen senindir. Hayat güzel. Yine kadeh kaldıralım. Geçmişin en iyisi, geleceğimizin en kötüsü olsun. Geçmişin en iyisi, geleceğimizin en kötüsü olsun. Şu kadarını söyleyeyim, Mickey'e söyleyen ben olmayacağım. Ben de söyleme. Tabii ki söylersin, sırık pislik. Sen cesur adamsın ya, kendin söylersin. Ben söyleyeceğim. Çekilin şu yoldan. Evet,
Kim öldü? Dinle, konuşmamız gerek mi ki? Bu önemli. Yana gel. Dinle dostum. Sanırım malı kaybettik. Fırtınanın geçmesini bekliyorduk ama gelmeyecekleri belliydi. Sonra telsiz konuşmalarında sahilde cesetler bulunduğunu duyduk. Yanlarından geçtik ama her yerde polisler vardı. Gerçekten çok üzgünüm. Ne? Lol ve Kurt yakalanmış mı? Tutuklama var mı bilmiyorum. Her yerde silahlı adamlar vardı. Demiz telefon var mı? Evet. Evet, dün aldım. Burada ne diye telefon çekmiyor? Ne oldu? Telefon burada çekmiyor. Üzgünüm, buna bakmam lazım işle ilgili. Gecenin bu saatinde mi yani? Farklı saat diliminde. Kuzen, 15 dakikadır sinyal yakalayabilmek için nehir kıyısında volta atıyorum. O yüzden güneş altındaki imparatorluğun umurumda bile değil. Ne oldu? Malı kaybetmişiz. Londra'nın en iyi manzarasında buluşalım. Dördünüzün yedek telefonları var. Bu gece eve dönmeyin. Polis büyük ihtimalle kapınıza dayanır. Nerede toplanacağınızı biliyorsunuz. Evet. Bu gece başlamak ister misin? Tabii. Ne yapacağımı söyle yeter. Şirket arabasını alıp Eastbourne'a git. Eastbourne mı? Evet, Eastbourne dedim. Bilge bir adam demiş ki, hayat dediğin sen başka planlar yapmakla meşgulken başına gelen şeydir. Ne kadar doğru. Böyle terslikler olunca ilk 24 saat çok önemlidir. Bu sürede hata yapabilirsin. Düzeninin ne kadar sağlam olduğunu bu sürede anlarsın. Ve doğrudan madenleri mi uçurdular? Evet. Sadece gece uçuyorlar. Işıklar kapalı. Oldukça heyecanlı. Bir ara denemelisin. Hayatımda yeterince heyecan var tatlım. Elmasları neyle kaçırıyorsun? Oyuncağımın içinde. 2 tane. Büyük elmaslar. İnanılmaz. Sen hep benim tipindin zaten. Berlin havaalanına ulaşınca her seferinde farklı bir güvenli eve götürülüyorum. Albert. Bunlar tanıdığım en tehlikeli insanlar. Deliler. Belki de onları Mickey ile tanıştırmalıyım. Lafının üstüne aradım. Mickey kardeşim tam senden bahsediyordu. Şu bahsettiğim işi bağlamaya çalışıyorum. İhtiyacımız olabilir, malı kaybetmişiz. Benimle kafa buluyorsun. Kendimi hep böyle günlere zihnen hazırlamışımdır. Üstesinden gelebilirdim ama Ray'in yeni bir hayat planı suya düşmüştü ve bunu ancak kötü bir şekilde karşılayabilirdi. İki korkunç kelime söyleyeyim. Sigorta yok. Sigorta yok. O kadar büyük malı sigorta olmadan nasıl getirtirsin? Çünkü 10 milyon temiz kar istemiştin. Ayrıca 25 yaşımızdan beri hiçbir işimizi sigortayla yapmadık. Peki bu işi kimden aldın? İki korkunç kelime daha. Aşağılık Ruslardan. Kaç kere Mick? Sana kaç kere söyledim bunu? Aşağılık Ruslarla iş yapılmaz. Hayır ben... Evet onu... sana söyledim. Söylediğimi çok iyi hatırlıyorum. Kendimi söylerken duyabiliyorum. Aşağılık Ruslarla iş yapılmaz. Ruslarla sadece son çare olarak iş yapılır demiştin. Bu ne diye son çare peki? Çünkü Nisan sonuna kadar para lazım diye sızlanıp durdun. Bu kadar sürede o kadar parayı nereden bulacaktın? Ayrıca fiyat iyiydi. Fiyat iyiydi demek. Bu bir yarışma programı değil. Orada sözünü keseceğim kuzen. İşi bırakmak isteyen sendin. Ellerini kirleten benim. Sana,
Sana malı iki kere de getirip riski yarıya indirmeyi önerdiğimde Nisan sonuna kadar paramı aldığım müddetçe ne yaptığın umrunda değil demiştin. Heh, ben de orada sözünü keseyim. Her şey benim suçummuş gibi hikayeyi çarpıtıp durma, tamam mı? Bak, sana bilmen gereken bir şey söyleyeceğim. Seni severim ama dinozorun tekisin. Seninle birlikte neslim tükenmeyecek. Evet, dinozorsun. Dinozor mu? Evet. Ciddi evet. misin? Malı kaybettiğimiz için seni suçlayan oldu mu? Tamam, haklısın. Kim bu Rus? İki korkunç kelime daha. Vladimir Sukov. Ben bu ismi niye biliyorum? Ne kadar büyük? Silahını denemek için birini öldüren adam. Kime mesaj atıyorsun? Sevgilime. Beni deli ediyor. Trenchard'la konuştum. Onun emniyetteki adamının ne söylediğine inanamayacaksın. Bot kötü havada batmış. Sahile vurmuş ve Bill'in geleceğinden hiç haberi yokmuş. Şu şanssızlığa bak. Bol ve Kutsu yakalamışlar mı? Hayır. Ama sahilde iki ceset varmış. İğrençmişim gibi konuşmak istemem. Ama boğulmuş olmaları ele vermedikleri anlamına gelmez. Evet, iğrençmişsin gibi konuştum. Ama haklısın. Buna paranoya dönemi diyorum. İhbar edilmek mesleki bir tehlike. Bizi içeri tıkmak için en büyük şansları buydu. Biz de biliyorduk, onlar da biliyordu. Neler oluyor? Karanlığın ortasına gidiyoruz. Ah, lanet olsun. Beni ayartma. Çingenelerle her zaman çalışmışızdır. Geçmişte partilerimiz için yer bulurlardı. Birini konuşturmak için ideal ve polislerin asla ayak basmayacağı tek yerdi. En azından bir ordu olmadan aslında. Şuraya bak. Mickey Manek adamım. Levi. Nasılsın evlat? Nasıl gidiyor? Şoförlüğünü yapan tip biraz göze batmaya başladı. Aynen öyle Sherlock. Nasıl kıyıya çıktığımızı bilmiyorum. Sonra sahil güvenliği aradık. Çok şanslı bir herifmiş. Orasını boş versem. Bir yabancının botta ne işi vardı ki? Uyuşturucu taşıyordunuz. Keyif için açılmadınız. Albert'ın işi. Hayır cevabını kabul etmediğini biliyorsun. Evet, ne yazık ki öyle. Çok uzun zamandır o iğrenç malı içip duruyor. Onun beyni çürümüş. Bekle, geri sar. Sahil güvenliği aradın mı dedin? Lol bağırıyordu. Sesini duyuyordum. Ne yapmamı isterdin? Sahil güvenliği aradın mı dedin? 25 yılda yüzlerce kez mal getirdik. Polisler asla kokusunu almadı. Ve onlara nerede olduğunuzu... Bir dakika bekle. Derin bir nefes alalım çünkü bunu çözebiliriz. Senin burada kalman gerekecek. Olmaz dostum, burada kalamam. Bakın, böyle bir yerde çok dikkat çekerim. Lawrence Hawker. Baş müfettiş Nixon. Baş düşmanım. Beni ilk kez 18 yaşımdayken enselemişti. O zamandan beri de peşimde. Aramızdaki mesele kişisel. Kaçakçılığın en iyi botçusu olmakla övündü. Artık öyle değil efendim. Raptor'dan bahsetmiştim. Benim dünyama hoş geldiniz. Ama malın Manic ve Kolişov'la bağlantısı belli. Bu tarafa geçen herhangi bir botta onların isminin yazmadığı gün, kraliçenin askersiz kalacağı gündür. Ama kanıt bulmak mesele. Levi, dostumuz. Onu öldürmen gerekebilir. Bir adamı daha ormanda kaybetmemi istemiyorsun, değil mi? Bu ilk olmayacak. Ve kendimizi kandırmayalım, son da olmayacak. Sorun değil. Ama pahalıya mal olur. Senin neyini seviyorum biliyor musun? Bunca yıl sonra hala tutarlısın. Evet. Seni görmek güzeldir Eymen. Seni de. Senin ufaklıktan nasıl, hepsi iyi mi? Evet, iyiler dostum. Ne derler bilirsin, aile hayatta en önemli şeydir. Öyle. Evet. Sana haber veririm. Tamam.
Onu tanıyamadım. Rus mafyasının dövmesi. Interpol'e sorarım. İsmini öğreniriz. Sahil güvenliği kim aradı? Ha. Demek ki botta 3 kişi vardı. En kötü günlerdi. İki kat dikkatli olmayı planlayabilirsin. Rakiplerden ya da polisten bir adım önde olursun. Ama bu Tanrı'nın işiydi. Guts'un dediğine göre kıyıya 30 metreden yakınlarmış. 30 metreden yakın. Şansa bak. Ray bırakmak istiyordu. Ama her zamankinden çok batmıştı. İkimiz de. Şimdi nasıl tepki vereceğinden endişe ediyordum. Ne zamandır evliyiz? Sana hiç seni tehlikeye atacak bir şey söyledim mi? Şimdi söylüyorum, beni dinle. Beni almaya gelirlerse ne yapacağını bilmelisin. Paranın yerine. Sana bu sefer gerçekten inanmıştım. Buluşmamız gerek. Yardım isteyebileceğimiz tek kişi vardı. Büyük saygı duyduğumuz biriydi. Onu küçüklüğümüzden beri tanıyorduk. Büyük babamızla ve babalarımızla çalışmıştı. Ve her zaman bizi kollamıştı. Trenchard. Tek kelimeyle bir efsaneydi. Aramızda bir laf vardı. İşi doğru zamanda bırakmazsan sonunda ya ölürsün ya da hapse girersin. Trenchard bu kuralın istisnasıydı. Çok uzun zamandır besin zincirinin en üstündeydi. 50 milyon pound iş ve sigorta yok. Ve Vladimir... Kötü zamanlama diye buna denir. NCI'nin sizi takip ettiğini söylemiştim. Bu işte affedilmez bir hata yaptınız. Açgözlülük ettiniz. Yoldaş Vladimir mutlu bir Rus değil. Parasının hafta sonuna kadar hazır olmasını istiyor. 1 milyon da tazminat. Saçmalığın da niskası. Parayı bir haftaya nasıl bulacakmışız? Şu 1 milyonluk tazminat ne içinmiş? Tazminat istiyor çünkü en sevdiği kardeşinin ölümünden ikinizi sorumlu tutuyor. Canı cehenneme. Ne diye biz sorumlu olalım ki? Ona göre kardeşim sizin korumanız altındaydı. Kendinizi onun yerine koyun, 26 milyon borcunuz var. 21 milyon, 5 milyon kaparo verdi. Tamam, 21 milyon borcunuz var ve en sevdiği kardeşi öldü. Şey bulabildin mi? Bakıyorum efendim. Dosyayı versin. Tamam, pekala veriyorum. Tamam, başlıyoruz. Ejderha kesme operasyonu. Amacımız Michael Manek ve Ray Kolishov'u sonunda mahkemeye çıkarmak. Şimdi operasyonun ayrıntılarının bu oda dışında konuşulmaması çok önemli. Anlaşıldı mı? Evet efendim, çok açık. Çok teşekkür ederim efendim. Pekala bayanlar baylar. Gerçekler. Dün 100 torba Bolivya marş tozu sahile vurdu ve tahmini sokak değeri 50 milyon pound eder ki bu çok iyi. Bu Dmitri Sukov. Demek ki teslimatı yapan kişi Rus mafyasından olan abiyi Vladimir Sukov. Vladimir açık bir şekilde berbat karakterli biridir. Aslında 12 farklı Avrupa ülkesinde en çok aranan kişidir. Çok meşgul bir çocuk olduğu ortada. Terence Cassius. Diğer adıyla Coots. Anlaşılan bottaki üçüncü adam Bay Coots'tu. Efendim, bunu doğrulayabilir miyiz? Saçmalık bu, boş ver. Hayır Miki, saçmalık değil. Koca bir Rus mafyasını karşınıza alıyorsunuz. Onların yanında Regi ve Ronnie Everly kardeşler gibidir. İkiniz geçmişte bayağı belaya bulaştınız ama bu sefer cidden kendinizi açtınız. O küçük Dirk Nixon ensenizde ve en küçük bir hata yapmanızı bekliyor. Vladimir'e gelince kahvaltısında sizi yeme ihtimali ağzını sulandırıyor. Ne diyebilirim ki? Kimse bizi sevmez ama takmıyoruz. Üçüncü adamın neden Coots olduğunu mu merak ediyorsun? Hı? 25 yıl sonra nihayet içlerine bir adam soktum. Sorun burada, siyasi mesele. Bizi bitirecekler.
Yaşam tarzımızın sona geldiği gerçeğiyle yüzleşmem gerek. Gidip onları enselesinler. Gerçek sahtekar onlar. Kazandıklarını kabul etmeliyiz. Suçun bedeli bu. Tek istedikleri bizi enselemek. Diğer herkes Londra'nın altını üstüne getirebilir. Sürücüler. Neden bahsediyorsun sen? Sürücüler ve biz kolay hedefleriz. Haklısın, tek sorun para. Kesinlikle haklısın kuzen. Konu açılmışken. Arabada konuşur musunuz? Ne konuşması? Radyo 4'ü dinliyor. Emniyetteki adam arabanızda dinleme cihazı olduğunu söyledi. Başka kötü haberler var mı? Geçen yıl o herifi böyle enselediler. Kendisiyle birlikte bütün ekibini de götürdü. Aşağılık ispiyoncunun tekliydi. Sorun da bu. Artık sadece hapse atılmıyorsun. Sahip olduğun her şeyi alıyorlar. Berbat bir şey. Bu sabah Lol'un evine girmişler. Karısına boğulmasını ve Waitrose'dan nasıl alışveriş edebildiğini sormuşlar. Sonra evi aramışlar. Bu sefer niyetleri sizi tutuklamak. O yüzden dikkatli adım attım. Ben Ruslardan süre istemeye çalışacağım. Ivy'de bir masa ayırttım. Langham. Savaşla ilgili söz neydi? Sakin ol ve devam etme. Aynen öyle yaptık. Langham'ın yerine gittik, yemek yedik. Bekledik, bekledik, bekledik. Ama polisler gelmedi. Cenaze için herkes saklandığı deliğinden çıkmıştı. Tanınmış simalar, küçük suçlular, Londra'da iş yapan herkes oradaydı. Polisin izleyeceğini biliyorduk. Ama biz de böyle bir gösteriyle onları takmadığımızı ifade ediyorduk. İçimizden birine böyle veda ediyorduk. Merhaba. Konu derinleşiyor. Anlaşılan bottaki Rus boğulmamış. Adam vurulmuş. Suya düşmeden önce ölüymüş. Отомсти за моего брата. Başımız sağ olsun. Geldiğin için sağ ol dostum. Kalabalığa bak, burada 500 kişi vardır. Ne ol mutlu olurdu. Aramızda olsa mutlu olurdu. Aman tanrım. Neye mi kadeh kaldıralım? Eşler ve sevgililere asla bir araya gelmesin. Burada ne işi var? Cenazede niye böyle giyinmiş ki? Bu iş zor olacaktı. Merhaba Miki. Görüşürüz Miki. Konuşma benimle. Ne yapıyorsun? Gelmemeni söylemiştim. Çok canımı sıkıyorsun. Onunla geliyorsun ama beni istemiyorsun. Evli falan mısın yoksa? Çocuklarımın annesi, adet böyle. Olabilir. Loda yıllarca benim torbacımdı ve bizi tanıştıran oydu. O yüzden gelmeseydim doğru olmazdı, öyle değil mi? Bak sakın olay çıkarayım deme. Bunu telafi edeceğim. Telafi edeceksin tabii ki. Çünkü çok canımı sıktın. Güzel şapka. Parasını sen verdin. Requiem aeternam dona e Domine e luce perpetua luceat e requiescant e pax. Amen. Mickey'i bırak onları. Yürüyüp konuşalım, düşünmem lazım. Evet, iyi fikir. Bir iyilik yap da Zoe ile çocuklara göz kulak ol. Seninle Cave'de görüşürüz. Tamam dostum. Sağ salim eve götür. Tamam, hadi görüşürüz. Bu eski kötü adamları çok istediğinizi biliyorum ama en azından nasıl tipler olduklarını biliyoruz. Anlamadım. Onların kuralları var değil mi efendim? Şu
şu bildiğimiz ahlaki değerleri falan filan. Onların işini bitirmeniz çok garip bir güç değişimine yol açar. Ruslar ya da Arnavutlardan daha iyiler. Bildiğiniz kötülük daha iyidir efendim. Lod'un karısıyla ilgili ne yapacaksın? 5 pound'luk çekiliş var, 10 pound'luk çekiliş var, 20 pound'luk çekiliş var. O başka bir şey. 5 pound'lukta sıradan şeyler var. İmzalı tişört, futbol topu, hatıralık boks eşyası vesaire. En iyi şey imzalı futbol topudur. 10 pound'luk çekilişte iyi restoranlarda güzel bir yemek var. Bir de Jimmy şu pahalı sağlık kulübünde bir hafta sonu veriyor. Verir tabii, gösterişçi pislik. İşte yine olumsuz konuşuyorsun. Güzel bir ödül. Haklısın, güzel bir ödül. Hepsi güzel ödüller. Peki 20 pound'luk çekilişte ne var? ...20 pound'luk çekilişin birincilik ödülü meyveli pastil miydi? 30 gram Charlie. Cenaze çekilişinde birincilik ödülü 30 gram Charlie mi diyorsun ya? Evet, Kolombiya'nın en iyisi. Sen iyi değilsin. Biletleri onunla satamazsak hiçbir şeyle satamayız. Bir ödül koyalım mı? Koyduk. Ha, koyduk öyle mi? Bana bunu söyleyebilirdin. Baksana, 50 milyon pound kaybettiğimizi düşünecek olursak fazla cömert değil misin? Tanrı'nın izniyle atlatırız. Haklısın, bunu atlatabiliriz. Şimdi Amsterdam'a gitmemiz gerek. NCAA peşimizdeyken hiç sanmıyorum. Hayır, mecburuz. Albert alacaklarımızı tahsil etmekte sıkıntı yaşıyormuş. Ona bir düşün. O deli Rus'un kardeşi öldü. Ne yazık ki bizim işte böyle günler olabiliyor. Hapis ya da ölüm mesleki tehlikeler. Yüzlerinden okunuyordu. Sırada kendilerinin olacağından endişe ediyorlardı. Kuz, Levi'nin ormanda işini bitirmesine ne kadar yakın olduğunu asla bilmeyecek. Tanrı aşkına. Bir saattir konuşuyorlar dostum. İnsan bir saat ne konuşur ki? Hiç sorma. Bira içmek için can atıyorum. Ben tavuk yemek için can atıyorum. Bir haftadır fırında kirpi yiyorum. Много свидетелей. Да ебать их всех. Вон они, козлы. Эй! Yere yatın! Düşünseniz, Berlin havaalanına gidersek bizi anında uçağa bindirip geri yollarlar. Yarımızın giriş yasağı var. Ama Avrupa Birliği saçmalarının tek iyi yanı bu. Amsterdam ulaştığında artık gümrük kontrolü yok. Bir fikrim var. Mükemmel bir fikir. Hayır. Hayır ne? Hayır, asla olmaz. Ne diyeceğimi bilmiyorsun. Ne diyeceğini çok iyi biliyorum. Bu küçük grupla Amsterdam'a gidelim diyeceksin. Ama düşünsene, mükemmel. Mükemmel bir plan. Çok kişi olursak daha güvenli. Ayrıca Albert bir çözüm bulmuş olabilir. Gitmek zorundayız. Albert'ı boş ver. Hiçbir şey yapmıyorum ben. Ailemi de alıp gizlice İspanya'ya kaçabilirim. Bu acil durum hesabının kartı. Çok harcama yapma. Orada ne kadar kalacaksın? Burayı seviyorsun. Saray gibi. Sorun mu? Dinleyin, sizi sevdiğimi biliyorsunuz. Uslu durun, sahilde görüşürüz. Güle güle. Rey, bence bu pek iyi bir fikir değil. Hele lütfen arabaya gir, yoksa uçağı kaçıracaksınız. Seninle kalabilirim, birlikte yapabiliriz. Gitmek zorunda değilim. Gitmen gerekiyor. Seni seviyorum. Cenazede sınırı aştın. Neden bahsediyorsun? Ne olduğunu biliyorsun. Daha sonra sana bir şeyler anlatacağım. İkiniz de susun bakalım. Buraya gelin de sarılın bana. Bir öpücük ver. Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. İki haftaya görüşürüz, tamam mı? Seni sevdiğimi biliyorsun. Kendine dikkat et. Tamam. Annenize sorun çıkarmayın. Benim Joe. Mesajımı alır almaz ara beni. Kaçıyorlar. Hiç sanmam. Dediğim gibi bu onların tarzı değil. Her neyse, adamım gemide. Yakında öyle ya da böyle öğreniriz. Amsterdam, vay canına. Amsterdam'a geri döndüğümüze inanamıyorum. Bazıları eski şanlı günlerine dönmenin, diğerleri itibar kazanmanın peşinde. Hayatta kesin olan iki şey var. Bela arıyorsan bulursun. Ve Amsterdam'daysan doğru düzgün üzerine çıkarsın. Albert'tan haber aldın mı? Hayır, ulaşamıyorum.
Kadındadır. En azından orada güvendedir. Bütün programımı mahvettiğini biliyorsun değil mi? Spor salonunda olmalıydım. İlk işimiz Albert'ın ölü olup olmadığını öğrenmekti. Ruslar onu temizlemişse başımız daha da büyük beladaydı. Albert mı? Nereden bileyim ben? Çevir de görelim. Niye pis işleri ben yapıyorum? Çünkü ben beyinim. Neler buldunuz dedektif? Onları teşhis ettik. Orada bardalar. Ana. Şükürler olsun ki geldin. İyi misin tatlım? Çok endişeliyim. Albert sana bunu vermemi söyledi. Peki, peki. Bu ne demek oluyor? Albert Ball'la temas kuruldu mu peki? Doğrusu bilmiyorum. Onları birkaç saat kaybettik. Ama söylenenlere göre Ball'un işini bitirmişler. Ruslar mı yapmış? Öyle diyorlar. Şu anda tek hata. En küçük bir yanlış hayatınıza mal olur. Ne diyorsun, ne duydun? Mickey, Ray, sonunda takviye geldi. Niye bu kadar uzun sürdü? BKDKK, nasıl bir ipucu öyle? Hadi ama Michael, Nero'nun yeri, bütün kucak dansı kulüplerinin kralı. Albert her zaman başına buyruktu, ne yapacağını bilemezdiniz. Onu bu kadar tehlikeli yapan buydu. O yüzden bir kavgada sizin yanınızda olmasını istersiniz. Ray ile benim gerçekten güvendiğimiz aile dışından tek kişiydi. Kutz bir şeye atlamış. Huzur içinde yatsın. Dimitri suya düşmeden önce vurulmuş. Kazıklı Voyvoda muhtemelen bizim öldürdüğümüzü düşünüyor. Benimle kafa buluyorsun. İki gün önce Vlad beni tehdit etmek için adamlarından birini gönderdi. Ne saygısızlık değil mi? Vlad'ın benimle sorunu varsa gelip kendisi görüşmeliydi. Kimse beni kendi çöplüğümde tehdit edemez. Özellikle de kiralık katiller. Onu vurdun mu? Ne yapacaktım? Vurdum tabii. Ona savaş açtığımızı düşünüyordur canı cehenneme. Aynen öyle Michael. Canı cehenneme. İkiniz ağır olun biraz. Rus mafyasıyla savaşa giremeyiz. Niyeymiş o? Boş versene. Sen kafayı mı yedin? Sadece borcumuzu ödeyelim. Artık parayla ilgili olduğunu sanmıyorum. Vlad kardeşi ve kuzeni için intikam peşinde. Albert kuzenini mi vurdun? Kuzenini sen vurdun. Orada dur bakalım. Şimdi cidden kafam karıştı. Tam olarak ne zaman kuzenini vurdun? Beş Arnavut'u hatırlıyor musun? Evet. Onlar beş Arnavut değilmiş, dört Arnavut ve Vlad'ın kuzeniymiş. Bana niye söylemedin? Endişelenmeni istemedim. Pekala artık savaştayız. Ne kadar adamımız var? Eddie ekiple birlikte. Aman ne hoş. Bay YouTube. Ne faydası olur ki? Bitirelim işlerini. Hadi. Oyunlarının hiç değişmeyen ve değişmeyecek bir yanı var. Daima parayla ilgili. O yüzden şunu bir anlayalım. Hollandalıların Ibiza'ya gönderdiğimiz mallar için 1,5 milyon borcu var. Bu bize zaman kazandırır. Ama gerisini nereden bulacağımız konusunda mantıklı bir önerisi olan var mı? 21 milyon poundu. Sonsuz karanlıkta küçük bir ışık var. Elmaslar. Elmasların bununla ne ilgisi var? Küçük bir iş tezgahladım. Eski sevgilim Hena'yı hatırlarsınız. Çok güzel ve çok zeki. Elmasları neyle kaçırıyorsun? Oyuncağımın içinde. Oyuncaklarında 10 milyonluk elmas olduğunu söyledi ama güvenli evde 40 milyon pound değerinde elmas olabilirmiş. Kötü yanı mekanın basılmaması için sürekli yerini değiştiriyorlar. Ama bir çözüm buldum. GPS'le takip. Üzgünüm ama hayatımda böyle saçma şey duymadım.
Dilimizin en güzel kelimesi saçma. Neden bahsediyorsun? Öyle saçma ki inanamıyorum anlamına gelebilir. Bu öyle saçma ki dünyanın en güzel şeyi anlamına da gelebilir veya beni deli ediyorsun anlamında bir şey. Bazen de anlamı sadece saçmadır. Ve Albert gibi düpedüz saçma. Oyuncakmış. Senin sorunun ne biliyor musun? O yeşil şeyden çok fazla içiyorsun. Kendime bir içki koyacağım. Onun da istediğini söylememiş miydin? Albert, 25 yıldır birlikte çalışıyoruz. Bir iş bulsan ve o kapıdan girip yapmaya çalışsan yanında kimi istersin? İkinizi. Aynen öyle. Onu bana bırak. Şimdi Hollandalılarla sorunumuz vardı. Neredeyse 30 yıldır ceplerine para koyuyorduk. Ama şimdi ödemelerini geciktiriyorlar. Bunca zamandır çalıştığımızı biliyorsunuz. Bu sadece küçük bir gecikme. Piyasadaki durgunluk etkiliyor. Rusların bizi temizlemeye çalıştığını duymuşlardı. Başarılı olmalarını umuyorlardı. Nasılsa dakikat ama. Siz İngilizler her şeyi çok ama kolay sanıyorsunuz. Onların yerinde olsaydık aynı şeyi yapardık. Siz İngilizler her şeyi üzerinize alınıyorsunuz. Jack. Kredi çekemiyor olmanız umurumuzda değil. Bize bir iyilik yap ve parayı öde. Çok üzgünüm Ray. Sizi bu insanlarla ben tanıştırdım ve saygısızlık ediyorlar. Bu kabul edilemez. Bana izin verir misiniz? İnanılmaz. Bu iyi gitmiyor. Nereye gidiyorum? Bakın, parayı en kısa sürede ödeyeceğimize söz veriyoruz. Bunu biliyorsunuz. Sadece biraz gecikme oldu o kadar, tamam mı? Jack, sözünü keseceğim çünkü resmen kırık plak gibisin. Dinle, ne zamandır iş yapıyorsun? Gel çocuk. Harika gizlenmiş. Parayı ödeyecek. Çocuğun bu işi yapabileceğine emin misin? Donanmadaydı, ne yaptığını biliyorum. Ayrıca ekibin geri kalanı tamamen uçmuş durumda. Rahat durabilir misin? Üzgünüm. Cüzdanımla telefonumu kaybettim. Telefon mu bekliyordun? Perişan umudum nasıl? Neredeyse fazla kolay olmuştu. Onları gafil avladık. Uyuşturucuyu ve parayı aldık. Ama o zaman Albert dostlarından vazgeçmek zorunda kaldı. Geri gelmemizden daha çok endişeleniyor gibiydi. Bize ödemiyorlarsa canları cehenneme. Parayı almayı biliriz. Ama o sırada her şeyde olduğu gibi yine bir terslik vardı. Hadi yürü gidiyoruz. Tamam, sakin gidelim. Olun. Hadi kalk, gidiyoruz. Hadi gidelim. Sen niye bakıyorsun öyle? Onu aldırış etme. Knöpsüzü açtık kalmış. Ne dedin? Ne dedin sen? Ne dedin şimdi ha? Silahı bana ver. Hey! Silahı bana ver ve arabaya gir. Bunun nesi var böyle? Ray her zaman Albert'la benim için çok önemliydi. Bizi kontrol ettiğini itiraf etmeliyim. Dizginlerimizi ne zaman çekmesi gerektiğini biliyordu. Vlad'la aracılık etmesi için trençlerde arayan oydu. Kaybedecek neyimiz vardı ki? Bize zaman kazandırmıştı. Sizin neyiniz var böyle? Burayı bir savaş alanına dönüştürmeden önce başınız yeterince belada değil ama miydi? Ama efendim. Nixon'ın Amsterdam'da olduğunu söylemiştim. Çantayı bana ver. Ray, beni koru ve aptalca bir şey yapma. Lanet olsun. Ray haklıydı. Bizim oyun sadece parayla ilgiliydi. Bazıları bunu asla anlayamadı. Mesele ne kadar sert olduğun değildi. Para kazanmaktı. Her şeyin bir fiyatı vardı. Vlad'ın kardeşinin fiyatı da 1 milyon pound'tu.
Tamam. Kardeşin için söylenmeyi bırak. İşte 1 milyonluk tazminatın. Oktaki adamlar öldü. Mezarlıkta ateş açmak nereden çıktı? Hiç saygınız yok mu? Annem orada gömüldü. Cenazede beni öldürtmeye çalıştın. Çocuklarım oradaydı. Ölmeni isteseydim ölürdün. Kardeşimin intikamı olurdu. O zaman tazminatın hediye istiyorsun. Karısı 3 çocuğuyla dul kaldı. Tanrı aşkına. Peki kapa çeneni. Bizim iş sadece para içindir ve savaşlar iş için kötüdür. Paranı mı istiyorsun, savaş mı? Hı? Bence dahası bu kadar kısa sürede kayıp malın parasını beklemek, kabaca söylemek gerekirse mantıksızlıktır. Kardeşim için ödeştik. Hı? Daha çok zaman veririm ama faizini isterim. Ne faizi? Bu saçmalığın faizle ne ilgisi var? İki. Haklı. Saçmalık bu. Ula. Da davай грохнем всех тут нахер. Захочется будет. Перестань не доценивать их. Они убили моего брата за 50 штук. Люби проще, если бы ты украл сына вечер. Ты ни о чем, мой друг. Ты забыл? Я говорю по-русски. Альберт, ne halt ediyorsun sen? Dün gece Rey'in oğlunu kaçırmaya çalışmışlar. Lanet olası silahlarınızı indirin Miki. Beni duymadınız mı? Bizi ikna edebilecek tek kişi Trenchard'dı. Bütün konuşmayı tekrar paraya getirdi. Lat ateşkesi kabul etti. Dediğim gibi. Her şey parayla ilgili. Faizden vazgeçmeyi kabul etti. O sırada dinlemeyi bırakmıştım bile. Tek düşündüğüm ailemize hedef aldığı için o komünist pisliği öldürmekti. Beni engelleyen tek şey Trenchard'a olan saygımdı. Büyük bir hata daha yaptınız. Evet, şansımız varken onu öldürmeliydik. Çünkü paralarını ödesek bile bizi öldürecekler. Öyleyse ne diye ödemek için uğraşıyoruz ki? Bunu aklından bile geçirme. Yardım etmemi istiyor musunuz? Evet. Tamam, adamın parasını ödeyin, gerisini ben hallederim. Tanrım bana güç ver. Hadi konuş. Bu adam bize yardım etmez, çok korkuyor. Hiçbir şey söylemez. Burası mezbahaya dönmüş efendim. Emniyetteki adamım. Enseyi sizin adamlardan birini sorguluyormuş. Kimi? Onu söylemedi. Bu yüzden beni dinleyin. Bana bu yüzden ihtiyacınız var. Sağ salim geri dönün. Giderim şimdi. Teşekkür ederim. En çok korktuğumuz şey ekipte bir muhbirin olmasıydı. Özgürlüğünü kaybetmenin en kolay yolu. Artık gerçekten paranoyak olmaya başlamıştık. Bu iğrenç şeyi sadece stresliyken ya da ikinizle birlikte yiyorum. Ki genelde ikisi bir arada oluyor. Stres işin bir parçası. Bunu yiyemem ben. Vücuduma giren kolesterolü düşünmeden edemiyorum. Düşünmeye devam et Ray. O konuda iyisin. Ben düşündüm de... olumlu tarafından bakmıyoruz. Delirdin mi? Ekipte bir muhbir varmış. Bunun nesi olumlu? Dezenformasyon. Neden bahsediyorsun? Dezenformasyon. Muhbire yanlış bilgiler vereceğiz. Hadi ama. Böyle şeylerle savaşlar bile kazanılmış. Albert, seni severim biliyorsun. Ama kafanda sorun var. Beni dinle Reynaldo. Onlara belli bir şey yapacağımızı düşündürteceğiz. Ama başka bir şey yapacağız. Ne gibi? Doğru fırsatı bekleyip durduk. Maç günü Hena gelecek. Berlin'de 10.000 İngiliz olacak. Mükemmel bir ortam. Aralarına karışacağız. Hayır. Hayır ne? Hayır olmaz demek. Ne söyleyeceğimi bilmiyorsun. Ne söyleyeceğini çok iyi biliyorum. O kadar akıllıysan söyle de görelim. Berlin'e gidelim ve bir sürü elmas çalalım diyeceksin. Ama 1 dakika durun bakalım. Bu iş zor. Demek planlıyordunuz. Aylardır.
Ben Londra'dan ayrılmadan önce de biliyordunuz değil mi? Sigorta diye bir şey var. Niye bana söylemediniz? Çünkü gelmezdin ama şimdi başka seçeneğin yok. Bu işi hayatta yapmam ben. Yani düşünmeyecek misin? Görüşürüz. Bir iyilik yap da ona göz kulak ol. Söylemene gerek yok. Tabii ki ona göz kulak olacağım. Bizimle gelmediğine inanamıyorum. Göze batmamaya çalışıyoruz da o yüzden. Baksana, Clash ve Louis'i gördün mü? Hayır, ve onları bekleyecek de değilim. Clash ve Louis buraya 5 dakika sonra gelselerdi hala hayatta olacaklardı. Ve Vlad Rey'in oğlunu kaçıracaktı. Adam Almanya'ya geçmeden önce otobüsü aradılar. Menik ve Kolişov içinde değillerdi. Aradığınız numara artık kullanım dışıdır. Aradığınız numara artık kullanım dışıdır. Yanlış bilgilendirme. Albert'ın haklı olduğunu ve köpeklerin kokuyu kaybedeceğini umuyordum. Artık her şey çok açıktı. Muhbirin kim olduğunu öğrenip sonra elmasları çalacaktık. Bunun tek seçeneğimiz olduğuna artık hepimiz inanmıştık. İşte geldi. Nasılsın tatlım? Yapıyoruz. Yarın Kongo'ya uçacağım. Planladığımız gibi 23 Nisan'da döneceğim. Bunun içinde bir GPS izleme cihazı var. Seni kaybetmek istemeyiz. Trenchard'ı arayıp Vlad'ın parasını 23'ünde alabileceğini söyleyeceğim. 23'ü. Bu iyi bir işaret. Aziz George günü. Berlin'e gireceğimizi ekipten bilen tek kişi vardı. Muhbir olmadığını bildiğimiz tek kişi. Kardeşim Eddie. O ve ekibi mükemmel bir paravan sağlıyor. Şaşırtmaca mı? Beni işiniz için paravan olarak mı kullanacaksınız? Planı öyle. Ama unutma. Normandiya çıkarmasından önce de Patton'a yapmışlardı. Ona bir hayalet ordu verdiler. Ve Almanlar başka bir yeri işgal edeceğini düşündüler. İşte sen General Patton oluyorsun. Hep istediğin şey sonunda oluyor. Patton. Öyle olsun. Şaşırtmaca işi tamam. Ama işinizden payımı da isterim. Baba. Burada ne arıyorsun? Artık sana Eddie'nin göz kulak olmasına izin vermeyeceğim. Gel buraya. Merhaba Ray. Burada ne işin var? Merhaba. Ben Renner Voss. Berlin Cinayet Masası'ndanım. Bu iki yüzü kapalı devre sistemden teşhis ettik. Dün öğleden sonra Berlin'e geldiler. Bu Manik, bu Kolishov, bu da Ball. Şimdi neredeler? Şu anda Berlin'de 10.000 İngiliz serseri olduğunu unutmayın. Şimdiden 4 yerde kavga çıktı ve çok daha fazlasını bekliyoruz. Yani bize onları kaybettiğimizi mi söylüyorsunuz? Eski günlerdeki gibi değil. Luton gibi bir yere gidip altın üstüne getiremezsin. Bunu aylardır planlıyoruz. Değil mi Cem? Evet. Kızıl Baron diyen bir Almanla internetten görüştük. Harika bir isim ama değil mi? Niye harika bir isim ki? Kızıl Baron Ritoven adını almış. 1. Dünya Savaşı pilotlarından biri. Arada bir kitap oku evlat. Evet Ritoven. Ama Berlin'e geldiğimizde bize neler yapacağı konusunda atıp tutuyordu. Süper bir ekip topladık. Şöyle bir ekibe ne dersiniz? Siz hepiniz yaşlı olarak gençleri gebertin. NGA 5 yaş altı ile eşleşsin. Yıkım ekibi, yaramaz kırk, zulular, kelle avcıları, Pompei 657, Burnley intihar mangası. Burnley intihar mangası mı? Burnley intihar mangası da kim? Bunları uyduruyorsun. Hayır, doğru söylüyor. Kartları unutmuşum. Onlara kartları göster. Kartları görmeniz lazım. Tebrik ederiz. İngiltere ve Aziz George için 84. filoyla tanıştınız. Niye 84. filo? Onlar kraliyet pilotları. Kızıl Baron'la kapıştılar ve onu paramparça ettiler. İtiraf etmeliyim. Bu cidden dahice bir iş. Burada ne yapıyoruz biz? Bu küçük ekipte konuyu hatırlayan biri var mı? Şaşırtmaca istediniz. Ne şaşırtmacası? Biliyor musunuz? Bu bir hata. Gelmiş geçmiş en büyük hata. Ve saçmalık. Bunun sorunu ne? Düşük çene gemi batırır. Peki şaşırtmaca neye yarayacak? Donat geçsin. Bu uyanacağın kötü bir rüya falan değil. Bilmediğimi mi sanıyorsun? Bu iş elimizde patlar. Senin kardeşin, benim kuzenim orada şaşırtmacadan bahsediyor. Ve o bardan birinin muhbir olduğunu biliyoruz.
Bu işi 10 kişilik ekiple mi yapmayı düşünüyorsun? Fazladan adama ihtiyacımız varsa William'ı çağıralım. Sen ciddi misin? Amsterdam'da yaptığı salaklıktan sonra mı? Ciddi söylüyorum. Bazen ikinize baktığımda iki yabancı ile konuşuyor gibi hissediyorum. İyi bir seçim. Nasıl iyi bir seçim? En azından şişesinin patlamayacağını biliyoruz. Komik geliyor değil mi? İkiniz için de varsa yoksa eğlence. Şunu söyleyeyim, hayatım söz konusuyken olmaz. Joe'yu alacağım, gizlice kaçacağım ve bu sefer dönmeyeceğim. Haklı aslında. Muhbirin kim olduğunu bulmalıyız. Sadece iki seçenek var. Jimmy ya da bunu söylemek istemiyorum ama... Ray mi? Bu mümkün değil asla. Jimmy, Jimmy, Jimmy. Hı? Bir müteahhit için boyunu aşan işlere kalkmadın mı sence? Hı? Buna dert etme dostum. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Dinle bak, babamla buluşmam gerekiyor. Çok sinirlendim. Nixon. O adamı tanıyorum. Jimmy'yi arabada Nixon'la otururken gördüm. Yanındaki adamı da Cave'de Jimmy'yle konuşurken görmüştüm. Biri taraf değiştirecek olsa onun Jim olduğunu hep biliyordum. Kaybedecek en çok şeyi onun vardı ve bizden biri değildi. Ray onu dövdükten sonra bile hala inkar ediyordu. Ama en azından Ray tekrar bizimleydi. Ray bu kadar yeter. Ray bu kadar yeter. Peşimdeydiler ama onlara bir şey söylemedim. Pisliğin teki beni size ele vermem için ikna etmeye çalışıyorum. O zaman bize niye söylemedin? Çünkü böyle tepki vereceğini biliyordum. Bu kadar yeter. Sorun yok. Sorun yok Jim. Ailem gibisiniz, asla ele vermem sizi. İçki ister misin? Evet, içki alabilir miyim? Bir içki ver. Sağ ol. Sağ ol. Nixon seni enselemeyi niye bu kadar çok istiyor ki? 15 yıl önce onu vurduğumu düşünüyorum. 15 yıl önce onu vurdun zaten. Evet ama kesin olarak bilmiyor. Yüzümde maske vardı. Senin muhbir olduğundan emin olamadığım gibi. Hayır Mickey, yemin ederim. Albert bana 38'ini ver. Bekle Mick. Hayır Mick, saçmalama. Yapma dostum. Aptallık yapma. Seni ele verir miyim ben? Aptallık yapma Mick. Mick, hayır. Bir. Yemin ederim dostum. Benim için kardeş gibiydin. Hadi ama aptallaşma. Hayır Mick, hadi. Hadi ama. Mick, lütfen, hayır. Hayır, yemin ederim. İki. Hadi ama dostum. Hayır, hayır yapma. Üç. Doğruyu söylersen öldürmeyeceğim. Lütfen. Doğruyu söylersen öldürmeyeceğim. Mick, hayır. Doğruyu söyle. Dört. Hadi ama Mickey. Aptallaşma. Lütfen Ray. Doğruyu söyle, yemin ederim öldürmeyeceğim. Çekme. Ben muhbir falan değilim. Doğruyu söylersen seni öldürmeyeceğim. Hayır. Beş. Lütfen Mick. Bu son şansın. Doğruyu söyle yoksa öleceksin. Doğruyu söylüyorum zaten. Doğruyu söyle dedim. Doğruyu söylüyorum. Ben muhbir falan değilim. Mick. Mickey.
Vay canına, bizim Donny Brasco gelmiş. Bu komik bile değil. Ne yapıyorsun sen William? Bu arada neler yaptın? Amsterdam'da telefonumu kaybettim. Sizi ilk fırsatta aradım. O halde Amsterdam'da neler oldu? Söyle maymun çocuk. Lanet olsun, her yerden ceset çıkıyor. Neden bahsettiğinizi bilmiyorum. Taraf değiştirmedin, öyle değil mi William? Ne? Jimmy senin yarı kardeşin. Aile sadakati falan. O üvey kardeşin. Gösterişçi pislik. Canı cehennem. Peki Berlin'de ne yapıyorlardı? Hangi dedektiflik okuluna gittin? Ruslardan kaçıyorlar. Bu telefonda GPS takip cihazı var. Sakın kaybetme. Ve onları gözünün önünden ayırma. Bir şeyin peşindeler, bunu hissedebiliyorum. Takviye birlikler yolda. 15 dakika. Parası ödenmiş değil mi? 15 dakika içinde oradalar. Sakin ol. Polis baskın yaptı. Adi herifler. Onlardan nefret ediyorum. Bütün gün buradaydılar. Ayakkabılarımı her yerde ve sinirden çatlıyorum. Anahtar sende mi? Evet, tabii ki bende. Onunla ne yapacağını biliyorsun. New York'ta görüşürüz. Seni seviyorum. Ben de seni. Ne oluyor? Şimdi evi aradım. Beverly baskın yaptıklarını söylüyor. Bunu bekliyorduk değil mi? Beverly kim bu arada? Beckham. West kraliçesi. Benim Dunkirk'üm. Çıkış yolum. Ona aşık olacağını biliyordum zaten. Ama senin her zaman sorunun buydu değil mi? Aşil organın var. O güvenilir. Bak ne diyeceğim. Bu plan şimdi mükemmel oldu. Niye öyle düşünüyorsun? Ne olacağımız belli değil ki. Senin sorununda bu, çok fazla düşünüyorsun. Her şey bir anda bitebilir. 25 yaz. 25 yaz mı? 25 yaz. Neden bahsediyorsun, ne 25 yazı? Bana soracak olursan geriye 25 yazım kaldı. Buna inanamıyorum, yine yapıyorsun. Hayata böyle baktığım için üzgünüm. Ölene ya da bir tekerlekli sandalyede salyalarım akana kadar 25 yazım var. Yine yapıyorsun. Çok can sıkıcısın. Üzgünüm dostum. Ama hayata böyle bakıyorum. Sevdiklerimle, ailemle geçireceğim 25 yaz kaldı. O yüzden buna ihtiyacım yok. Can sıkıcı bir şey. 25 yaz diyerek ölümünün geri sayımını yapıyorsun. Jimmy için gözyaşı dökme. O bir muhbirdi. Hadi ama askersin, bunu anlarsın. O bir savaş kaybıydı. Evet, anlıyorum. Şimdi bir cevap ver. Var mısın? Evet, varım. Yapalım bunu. Yapalım. Elmasları Wilhelmstrasse'de bir kuyumcuya teslim ediyor. Mükemmel bir SK'ye. O ne? Siviller karışıklık yaratır. Bu hayatta ikinizden çok sevdiğim kimse yok. Bu işte dikkatli olun. Nelson'ın kanı. Nelson'ın kanı. Bay Proctor. Evet efendim. Bir elmas soygunu. Ne zaman? Bugün. Ve adamımız bizi partiye davet etti. Wilhelmstrasse'ye gidelim. Wilhelmstrasse çok akıllıca. Şimdiden çok karışık. Burada ne yapıyoruz? Wilhelmstrasse'de olmayacak mıydık?
Brandenburg kapısının orada sanıyordum. Mekan değişti. Ne demek değişti? Neresi? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz da ne demek? Bilmiyoruz. Zor olan bu evlat. Kuryeyi takip etmemiz gerek. Cep telefonlarıyla olayın ne senin? Özel timler yerlerini aldı. Manik ve Kolishov hala bardan çıkmadılar. Efendim. Ne? Bir sorunumuz var. Bishop'un GPS sinyali kesildi. Yani bozuldu. Başlıyoruz. Hadi. Hadi gidelim çocuklar. Adamımız geldi. Metroda kayboldular. Onları takip etmek imkansız. Lanet olsun. Filo. Gerçekten Edin'in hakkını vermeliyim. Normalde birbirleriyle öldüresiye kapışacak ekipler bir araya gelmiş. Hadi gidelim! Gidelim! Ben benimsin. Geberteceğim seni. Anladın mı? Görünüşe bakılırsa yürüyoruz. Şaşırtmaca işe yaradı. Durdu. İşaret bu. Başlıyoruz. Buna hazır mısın? Evet. Güzel, çünkü ilk sen gidiyorsun. Şanslıyım.
Düşündüğün kadar değilsin. Elmasları bölüştük. Ana Vlad'ın payını teslim etti. Ben şart güvenliğimiz için garanti verdi. Tarlada olanlardan sonra en iyisinin böyle olduğunu düşündü. William aramızı almak riskliydi ama buna değerdi. Yanlış bilgilendirme. Nixon yanlış yerdeydi. Ama artık doğruyu söyleme zamanı gelmişti. Yani hapisten kurtulmak için bir anlaşma mı yaptın? netdepo.org Beni hiç kadrolu yapmadılar. Fazlalığım diye çıkardılar. O pislikler böyle iki yüzlüdür. Hala cehennemde ateş altındayım ve fazlalığım diye çıkardılar. Ve muhbir oldun. Hayır, muhbir değilim. Beni işe aldılar. Konuşmaya devam et. Geri döndüğümde MIB sandığım birileri benimle temas kurdu. Her şeyi biliyorlardı. Sizi çocukluğumdan beri tanıdığımı... Yani çark edip bize ihanet ettin. Donanma benim hayatımdı. Ve hayatımı elimden aldılar. Nixon, onlar kendimi yine önemli hissetmemi sağladı. Gizli ajan oldum. Kafam çok karışıktı görevim ve sizin aranızda seçim yapmalıydım. Ve bana saygı duyan sizdiniz. Tanrım, şükürler olsun ki bitti. İçki ister misin? Ben olduğumu nasıl anladınız? Sana Jimmy'den bahsettiğimde masum biri için gözyaşı döktün. Hayatımın karmaşık olduğunu düşünebilirsiniz ama aslında çok basittir. Kimseye güvenemezdim. Menuka, hiçbir sorunumuz olmadığını söyle. Polisin Peckham'ın telefonunu dinlediğini biliyordum. O da New York'un Los Angeles anlamına geldiğini biliyordu. Umar işe yaradı. Peckham prensesin beni yüzüstü bırakmadı. Renshard ganimeti ülkeden çıkarmamızı ayarladı. Kendisi etrafımızda görülemezdi. Nixon hala Berlin'deyken olmazdı. Sana güvenebileceğimizi ne bileceğiz? Bu Trenchard'ın fikri öyle değil mi? Ne de olsa asıl adam o. Elmasları gümrükten nasıl geçireceksin? Bu çok açık değil mi? Ben aslında iyilerden biriyim. Çok eğleniyorsunuz değil evet. mi? Evet. Açsana onu. Ha, bunu mu açayım? Evet, oyuncağı aç. Oyuncağı mı açayım? Evet, oyuncağı aç. Evet. Aç şu oyuncağı. Oo. Evet, herhalde durdururlarsa kız arkadaşım için diyebilirim. Erkek arkadaşım demek istedim. Komik. Benim merak ettiğim bir şey vardı. Nixon'ı tam poposundan vurduğun doğru mu? Öyle söylüyorlar. Sağ ol. Bir polisten daha kötüsü rüşvetçi olanıdır. Nixon yıllardır bize güçlük çıkarsa da onun ne yapacağını biliyorduk. Proctor'a güvenemezdik. Trenchard'ın adamı olsa bile.
Son kurşunu avcumun içine aldığımı ve silahın boş olduğunu sadece ben biliyordum. Jimmy ölmeye hazırdı. Kim olsa herhangi bir hikaye uydururdu. Şartları düşünürsek sınavı geçmişti. O kurşunu silaha koyup koymamayı çok düşünmüştüm. Muhbirin William olduğu ortaya çıkınca çok rahatlamıştım. Evet, iş bitti. Blackett'te görüşürüz. Güzel. Şimdi köpekleri öldür. Darılmaca yok Jimmy. Başını polise ne verdiniz? Üste birkaç tanesi gerçekti. Kalanlar sadece akvaryumdan taşlar. Mal teslim edildi. Continental Otel'deler. Hiçbir sorununuz olmadığını söyledi. Hiçbir sorunumuz yok muymuş? Ulak mı söyledi bunu? Artık gözümüz sensin. Çok iyi anlıyorum. Soru. Yaşamak istiyor musun? Tam da beni şaşırtacak bir şey kalmadı diyordum. Kudam Eke Fazan'ın. Ne? Nerede olduklarını biliyoruz. Bir şansın olsa, başka bir hayat sürmeye herhangi biri olma şansın. Kim olurdu? Çok kolay. Steve McQueen yaşamış en havalı adam. Evet, iyi bir seçim. Peki ya sen? Paul Newman olurdu. İyi bir seçim. Yollukta içelim. Geçmişin en iyisi, geleceğimizin en kötüsü olsun. Может, мы всех их пристрелить всех нахер? Это вопрос. Oradan ikisini görmedin değil mi? Hayır. Bir an başım belada sandım. William'ı öldürmemesi için Albert'ı ikna etmem saatlerimi aldı. William hala işimize yarardı. Yanlış bilgilendirme. Bu taktikle gerçekten savaşlar kazanılıyormuş. Ya da bizim durumumuzda çatışmalar. Melekler şehrinde görüşürüz. Carpe diem. Anı yaşa.